Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Latmos'un o benzersiz coğrafyasındaki gezime, burada 8000 yıl önce yaşamış olan insanların izlerinin bulunuş hikayesini size aktararak başlamıştım. Latmos resimlerinin bulunduğu Beşparmak Dağları'ndan da bahsetmek gerekir. Çok mükemmel bir coğrafya, mükemmel bir bölge burası. İnsan yerleşimine, canlı yerleşimine çok uygun. Çok sayıda endemik bitkinin yaşadığı bir bölge aynı zamanda. Dolayısıyla tarih boyunca hem canlıların tercih ettiği, arkasından da insanların tercih ettiği bir coğrafya olmuş Baffa ve bölgesi. Aydın, Muğla il sınırında bulunuyor Beşparmak Dağları. Denize kadar ulaşan oldukça yüksek ve girintili çıkıntılı yapılar, coğrafik görüntü oluşturmuş Beşparmak Dağları. Bu yüzden derin körfezler var. Bunlardan bir tanesi de Latmos Körfezi. Hemen yakından Menderes Nehri geçiyor. Deltası var. Ancak zaman içerisinde Menderes Nehri getirdiği alüvyonlarla deltasını dolduruyor ve denizle körfezin bağlantısını koparıyor. Dolayısıyla içeride bugünkü Baffa Gölü meydana geliyor. Günümüzün Menderes Nehri, o günlerin haşmetli ırmak tanrısı Meandros'un hala Ege Denizi'nden bir göl koparmakla meşgul olduğu M.Ö. 350'de Karya satrabı Mavzolos'un emriyle çevredeki küçük halk toplulukları Körfez'e hakim tepelerde kurulan şehirde bir araya getirilirler. Şehrin adı Herakliye olur. O günlerin dünyasında yarı tanrı Herakles onuruna isimlendirilmiş birçok kent Herakliye adını almıştır. Bu yüzden buraya Latmos Herakliyası denilecektir. Bir liman kenti olarak kurulan Herakliya'yı korumak üzere inşa edilen surlar 6,5 kilometre uzunluğundadır. Bu surları desteklemek üzere M.Ö. 287'de Lysimachos tarafından 65 adet güvenlik ve gözetleme kulesi yapılır. Özellikle Helenistik dönemde kendi ocaklarından çıkardıkları mermeri Miletos ve Didima'ya satarak zenginleşen Herakliya, daha sonra körfezin ağzının kapanması ve limanın önemini yitirmesiyle eski gücünü kaybeder. Herakliya'nın tamamen terk edildiği yıllardan bir süre sonra, M.Ö. 8. yüzyılın ilk yarısında Sina Yarımadası'ndan ve Yemen'den gelen Hristiyan papazlar burada bir takım manastır ve kiliseler yapmışlardır. Bu manastır ve kiliseler Latmos dağlarından başlayarak Latmos körfezine ve Baffa gölü üzerindeki adacıklara kadar yayılır. Araziye uyumlarıyla uzun yüzyıllar boyunca neredeyse görünmez halde içinde papaz ve keşişleri saklayan manastırlar bugün hala direniyorlar. Binlerce yıl insanları koruyan ve üzerlerine ilkel resimler çizilen kayalar, bu kez İncil'de anlatılan sahneleri sergileyen tuvallere dönüşmüşler. Zamanın ve insanların tahribatına uğrasa da bunlardan birinde İsa'nın vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilişini, çarmıha geriliş ve göğe yükseliş sahnelerini görmek hala mümkün. Yüzyıl nefislerini terbiye ederek dünya nimetlerinden ele tek çeken Hristiyan keşişler için inziva hücrelerinden manastırlara geçişin eşiğidir. Bizans'ın koruması altındaki bölge zamanla bir hac noktası halini alacaktır. Dönemin en iyi tanınan keşişlerinden biri olan Aziz Paulos'un uzun yıllar burada kaldığı bilinir. Thank you.
Alman arkeolog Anneliese Peschlow, Herakliya ile ilgili araştırma ve gezilerine devam ettiği sıralarda Herakliya'dan Alinda ve Amizon antik kentlerine uzanan taş döşeme bir yol keşfeder. Bu yolu takip ettiğinde önüne Bağırcık Kalesi çıkar. Daha sonra yapılan ölçümlerde bu taş döşeme antik yolun 300 kilometre uzunluğunda olduğu anlaşılır. Bağırcık Kalesi'ne doğru ilerleyen bu taş döşeme yolu ben de takip ettim. Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Bağırcık Köyü yakınlarındayım. Yürüyüşüme biraz ara verdim. Cırcır böceklerinin arkadaşlığında çevreye bakıyorum. Bu bölgede neler yok ki? Çok yoğun bir tarih olduğunu biliyorum. Mesela hemen karşımdaki tepelerde 8000 yıllık kaya resimleri var. Birazdan yolumun üzerinde 2000-2500 yıllık karya mezarları olacağını da biliyorum. Hemen yanımda yine yaşayanlar burada, fıstık toplayanlar, fıstık çamları. Nefis bir yer. Ara sıra kuvvetli bir rüzgar çıkıyor. Sonra birden her şey eski haline geri dönüyor. Burası Zeus Akraios'a adanmış bir tapınak. Halk arasındaki adı Dikili Taş diye geçiyor. Kaya resimlerinin peşinde Beşparmak Dağları'nda dolaşırken Karadere Mağarası'na uğramıştık. Kutsal bir mağaraydı burası ve Tekerlek Dağı karşıdan görüyordu. Şimdi hava tanrılarının yerini almış olan Zeus'un tapınağında da aynı manzarayı görebiliyorum. Tekerlek Dağı tam karşımda. Bağırcık Kalesi tıpkı bir kartal yuvası gibi çevreden geçen çok stratejik yollara hakim durumda. Anneliese Peschlow'un ilk yaptığı çalışmalarla yaklaşık olarak İsa'dan önce 4. yüzyıla kadar uzandığı anlaşılmış tarihi. Ancak kazı yapılmadığı için net olarak bilmiyoruz, daha eski de olabilir. Çaresiz kazıların başlamasını bekliyoruz. Latmos, çevredeki kayaların rüzgar ve su erozyonu ile kazandığı ilginç formlarla da turistlerin ve fotoğrafçıların gözdesi. İşte yakaladığımız birkaçı. Gezdikçe daha fazlasını siz de bulabilirsiniz. yıl önceki Latmosluların yükselttiği sur duvarları dimdik ayaktalar. Küçük meclisinde geçen hararetli konuşmaların yankıları çevredeki dağlarda. Yatık sütunlar, ayağa kaldırılmayı, kapakları yerinden oynatılmış mezarlar araştırılmayı ve kurtarılmayı bekliyor Herakliya'da. Yani araştırmalar devam etmeli. Bağırcık Kalesi'nin gerçek adını artık öğrenmeliyiz. Bu kez sizi Latmos'un kadim kenti Herakliya'da gezdirmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Görüş ve dileklerinizi mutlaka bize iletin. Eleştirileriniz varsa onları da bekliyoruz. Kanalımız sizin katkılarınızla daha da güçlenecek. Hoşça kalın.